Öyle mi? Arama kurtarma tekniği. Evet. Lena. Lena ürkmüyor herhalde değil mi? Efendim, talimat aldığı için talimatı verirse hemen kalkar ayağa. Öyle mi? Lena'yı bir kaldıralım. Çek bir kaldırsınız. Yanıma. Başkanım. Şöyle yapayım. Şöyle. Rahat sevdiğiniz için. Eğil oluyor yani. Ne kadar yıldır? Kendisi 2,5 yaşında. 3 aylıktan beri eğitiliyor. Eğitiliyor. Merhaba, biliyorum. Evet. Merhabalar. Hakan, arama kurtarmanın başındaki arkadaşımız. Merhabalar. 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 Bizim araba kurtarma takımımız 1999 depreminden sonra kuruluyor. 2005'te bu hale geliyor. Yaklaşık gönüllülerle beraber arama kurtarmacı olarak 72 kişiler. Hakan'ın da gözüne bakıyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet. Bunların büyük bir bölümü belediye personelimiz. Evet. Bir bölümü de Kadıköy'den gönüllü olarak arama kurtarmaya katılan arkadaşlarımız. Bir de arama kurtarmayı profesyonel olarak yapmayıp arkadaşlara destek veren bir gönüllülerimiz var. Türkiye'de orta seviyede AFAD'dan akreditasyon alan ilk kamu kuruluşuyuz. Yani belediye ilk kamu kuruluşuyuz. Ama Lena Antakya'da bayağı bir enkaz dolaştı. Bir arada tek kalmıştı. Antakya'daki tek arama kurtarma köpeğiydi. Çünkü ayakları, patileri rahatsızlanmış diğer köpeklerin. Lena oradaydı. Depremin ilk anında arkadaşlarımız oraya vardılar. İstanbul'dan giden ve Antakya'da arama kurtarmaya başlayan ilk ekip Antakya merkezde ağırlıklı olarak çalışıldı. Yani ben 2-3 gün onlarla kaldım ama onların anlatmak istedikleri konular da var, size arz etmek istedikleri de var. Bizim ayrıca iki ekibimiz şu anda yine Antakya merkezde, Defne ve Samandağ'da aşevlerimiz, gezici aşevlerimiz var. Evet. Bugün de Samandağ'ın köylerinde çadır kuruyoruz. Direkt köylere çıkarak. Çünkü kent merkezleri boşalmaya başladı. Evet. Köye gidiyorlar insanlar. Köylerde yaklaşık 35 kişilik bir ekibimiz bugün çadır kurmaya başladı. Bir aşevimiz de Malatya merkezde şu anda faal. Bizim hikayemiz sadece umut dolu başladı. Esasında gideceğimiz yerin kötü bir yer olduğunu biliyorduk ama ilk uçakla gittik. Yaklaşık saat 1 gibi biz Adana'daydık. 3 gibi de sahada çalışmaya başladık. Ama tabii hikaye Hatay'a varınca biraz değişti. Çünkü biz hani orada muhatap bulacağımızı, işte orada bir şekilde en azından bize birilerinin yol göstereceğini düşünürken Antakya merkezde oda başında kendimizi bulduk açıkçası. Ve o an işte tüm eşyalarımız yağmurun altında kaldı. Bir yandan can kurtarmaya çalışıyoruz. Bir yandan da hani sonuçta bu işin bir yerde yorulacağız. Bir yerden sonra bunun ne dinlenme kısmı olacak muhakkak. Onu düşünmeye çalışıyoruz. İkmal noktamız çok uzakta kaldı. Hiçbir yetkili yok. Hiçbir başvurabileceğimiz, danışabileceğimiz birileri yok. Ve biz ilk saatte bütün o Antakya'daki, odabaşıdaki vatandaşlarla baş başa kaldık. Ve İlk 30 dakikada hemen Ecrin diye bir kızımızı aldık enkazdan. Ekipmanla gelen tek ekiptik belki de. Çünkü ekipmanlarımızın bir kısmını box'a alıp yolcu uçağıyla getirmiştik. Araçlarımız da kargo uçağıyla gelecektik. Araçlarımız yaklaşık 12 saat sonra gelebildi yanımıza. Ekipman olmayınca arama kurtarma yapmak çok zor gerçekten. Ama biz 12 saatlik süreçte oda başında 5 can kurtardık. Ekipman olarak ne kullanıyorsunuz? Yani jeneratörlerimiz, kırıcılarımız, kesim ayırma setlerimiz işte, ama böyle bir enkazda açıkçası kazma kürek, balyoz ve el yordamıyla hani sayın başkanım. Çünkü gerçekten hani o tarz binalarda hani kırıcı kullanmaya gerek bile duymadık ilk başlarda, yanımızdaydı. Ancak böyle işte kolon kiriş düşmelerinde, sıkışmalarda kullandık. Ama tabii bizim özel ekipmanlarımız var. Sağ olsun başkanımız hani o konuda bizi çok destekliyor. O ekipmanları da en sonunda yanımızda bulunca o zaman biraz daha böyle rahatlıyoruz. Sanki hani kıyafetlerimiz bize gelmiş gibi oluyor.
Ve o şekilde çalışmaya başladık. Sonuçta ilk gece biz 5 kişiyi kurtardık ve bir süre sonra artık orada bir ceza infaz kurumuna sığındık. Sağ olsunlar bize kendi yerlerini açtılar. Biraz uğraştık ama sonuçta bir yere vardık ama biz şöyle bir durum oldu. Ne kadar biz kurtarmacı da olsak insanız. Ve ilk 24 saat biz su içmedik orada hiç. Yani su temin edebileceğimiz bir yer yoktu. Gıda da yoktu zaten. İşte saat 4 gibiydi. Seyfullah arkadaşım var, lider yardımcım. Onunla beraber gidip, yani ekip bitik durumda, gidelim bir şeyler bulalım. Bari insanlar hani arkadaşlara moral olsun. Tabii ki canlı kurtarmak müthiş bir moral motivasyon ama fiziki güç. Çünkü yağmur yağıyor. Yani bir ara dolu yağdı. Vatandaşların o durumu, bu arada bizle beraber vatandaşlar da ne suya ne gıdaya ulaşabilirler. Yani jandarma, polis, işte AFAD hiçbir yetkili yok zaten sahada. Ve biz direkt birebir oradaki vatandaşlarla temas halindeydik. İşte sonrasında sabaha karşı biraz su bulabildik ama bizim ilk yemek yiyişimiz 48 saat sonra filan oldu. Aynı şekilde vatandaşların da zaten 3. gün sabahında sağ olsun İstanbul'dan bizim belediyemizin araçlarıyla beraber, ki aşevimiz 2. gün sahadaydı. 1. günün sabahında sahaya ulaştı aşevlerimiz. Onlar da desteğiyle biraz daha böyle rayına oturmaya başladı ama 3. günden sonra biz ancak muhatap bulabildik. Çok acı verici tecrübelerimiz de oldu. Yani hani biz ilk gün çıkardığımız 5 canlıyı bir ambulansa veremedik. Oradaki vatandaşların arabalarına verdik. Ekibimizde paramedik arkadaşlarımız var. Doktorlarımız var, sağ olsunlar, çok tecrübeliler. Onların müthiş desteği var. Yani yeri geldi damar yolu açıldı, yeri geldi serum bağlandı enkazın içinde. Ama hani o öğrendiğimiz düzenin hiçbiri yoktu. Yani tamamen bir yalnızlıkla oradaydık açıkçası. İşte 3. günde asker alana gelmeye başladı. İşte yer yer polisler görüldü. Ama hala organizasyon ne yazık ki, yani bugün 11. gün ya da 12. gün tam hatırlayamıyorum açıkçası. Hala böyle tam rayına oturmuş değil. Ama tabii Hatay'daki afetin büyüklüğü de Sayın Başkanımız da geldi orada bizi yaşadı. Yani gerçekten inanılmaz boyutta. Ve hani orada elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tüm arkadaşlarım çok özverili çalıştılar. 17 canlı, sadece bizim aldığımız 17 canlı. Cenk Bey'in önderliğinde Lena ile beraber günde yaklaşık 25-30 enkazla tüm ekiplere arama desteği verdik. Yani sismik akustik cihazlarla dinledik, termal kameralarla izledik. Yoktu çünkü birçok ekipte. Ve Cenk Bey gelirken bana rakamı verdi. Yani 25'e yakın Lena'nın tespit ettiği kazacı da var ama oradan teyit aldığımız yaklaşık 10-12 tane canlı da oradan çıkarıldı. Yani dolaylı olarak nereden baksanız 30-40 canlıya ulaşıldı. Artık son 3 günde umutlar azalınca da artık cenaze çıkarmaya başladık ki 3 günde 51 cenazemizi enkazların altından çıkarıp sahiplerine teslim ettik. Tüm arkadaşlarım can siperhane çalıştı. Çok kayıp var orada yani. Kendi kendine gömenler. Çünkü hani asayiş olmadığı için orada. Yani belki de hani şu an 30 bin deniyorsa belki bir 1000-2000 de öyle eklemek lazım. İlk gün alıp gömenler, gidenler. Dediğim gibi ambulans yok. Ambulansa veremedik. Vatandaşların arabana bindirip gönderdik ki burada sağlıkçı arkadaşlarım var. Enkaz altından çıkan yani insanların işte bel travmaları, omurga travmaları, yani çok kritik durumda. Hatta hastaneler zaten kilitlendi. Kaburga kırıklarını bile geri yolladılar. Hani şu an akut durumda değil diye. O yüzden gerçekten çok böyle ilk gün özellikle çok kaotik, ilk iki gün çok kaotik bir durum vardı. O cenazelerin orada olması da açıkçası hani hem çevre halkın hem orada çalışanların da açıkçası psikolojisini çok bozuyor. Tabii ki şu anda biz bir felaket yaşıyoruz, yani bir zor durum yaşıyoruz, bir afet yaşıyoruz. Ve 11 ili içine alan bir afet yaşıyoruz. Bunlar AFAD tarafından biliniyor diyebiliyoruz çünkü biz AFAD'dan eğitim aldık. Şimdi Güneydoğu fay hattı diyoruz, Doğu Anadolu fay hattı diyoruz. Ve burası Türkiye'nin bir fay hattı olduğunu söylüyoruz. Bugüne kadar belki kısmen AFAD kendince yıl içerisinde bazı çalışmalar yapıyor. Ama sınıfta kaldı. Şu anlam, şu sebeple kaldı. İstanbul'a yatırım yapıyorlar. Evet, ama Türkiye'nin tamamı fay hattı içerisinde. Bu sebeple Hatay'daki, AFAD'daki arkadaşlarımız da, yani arkadaşlarımız diye söylüyorum,
canlarımız da o enkazın altında kaldı. AFAD bizi ilk yönlendirdiğinde, Adana'dan yönlendirdiğinde tamam dedik, bir muhatap bulduk ve İstanbul'dan gelen tüm ekipler Hatay'a dediler. Hakan liderimin söylediği gibi Hatay'a geldiğimizde kimse yoktu. Biz İstanbul'dan Kadıköy Belediyesi olarak geldik. Saati bilmiyorum. Sabah bize çağrı verildi. Çağrıyla birlikte biz 3'te oradaydık. Kadıköy Belediyesi 3'te oradaydı. AFAD, yani orada olması gerekiyor, koordine etmesi gerekiyor. Yaklaşık biz 4 ya da 5 gün kendi çabalarımızla, ekip liderlerimiz ve tüm arkadaşlarımızla birlikte, oradaki başka işte bizi yönlendiren insanlarla birlikte, öncelikle ben oradaki vatandaşlarla birlikte ben de çaresizliği yaşadım. Çünkü her taraftan enkazda çalışırken, enkazda birisini kurtarmaya çalışırken başka birisi gelin, kardeşini buradan çıkartın diye bize bağırıyordu. Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık. Gelen bizimle bir uçak dolusu benim bildiğimdi, yani o anda geldik. AFAD yok. Aradan yaklaşık 4-5 gün sonra kriz masasına geçtik AFAD'a. Ve AFAD daha yeni çalışmaya, 5 gün sonra çalışmaya, 5-6 gün sonra çalışmaya başladı. Bir gözlerime şahit oldum açıkçası. Yani bunu abartmıyorum. Daha bize anlattıkları sektörlere ayrılma olayı, Hatay'da 5 gün sonra sektörlere ayrıldılar. Kahramanmaraş'taki bölgedeki AFAD arkadaşları, orada çalışan görevliler ya da diğer illerde, evet doğrudur, çalışan arkadaşlarımız işler bittikten sonra o yorgunlukla Hatay'a geldiler ve biz son 2 gündür AFAD görmeye başladık. Yani alanda görüyoruz, evet, ama son 2 gündür. 11 günü geride bırakmıştık biz son 2 günü. 9 gündür, 9 gün boyunca orada sadece gördüğüm kadarıyla 2 AFAD arabası geziyordu. AFAD Türkiye'yi, bu konuda Türkiye'ye sahip çıkacak, bu konuda Türkiye'deki tüm afetlere göğüs gelecek bir kurumdu. O anlamda daha çok çalışması gerekiyormuş, onu öğrendik. Açık ve net söylüyorum, biz onların bize öğrettiği her şeyi birebir uyguladığımızda, dezenfekte ederek alandan ayrılıp kendi dinlenme alanımıza geçtiğimizde kendileri fark ettiler. Aa, dezenfektan, evet ya, buraya da dezenfektan lazım dediler. O anlamda çok çalışmaları gerekiyor. Bizim de çok çalışmamız gerekiyor. Yani bütün belediyelerin, anladık, evet, AFAD da yetmeyecek. Tüm belediyelerin, istisnası bütün belediyelerin arama kurtarma takımları olmalı ve hepsi eğitilmeli ve bulundukları bölgede de insanları eğitmeli. Bu sadece İstanbul için değil, biz hep söylüyoruz. Benim Bergama'da yaşayan arkadaşım başka bir bölgedeki toplantıda yakalandı ve vefat etti. Benim Hatay'daki öğretmen arkadaşım 3 gün boyunca bize, 3 gün boyunca telefonuma mesaj attı, Bülent ne olur gelin diye. Biz gidemedik. Bu sefer kıyameti gördük orada. Evet, her şeyin önceden planlanması gerekiyor ki bizler de İstanbul'da bir deprem olduğunda veya başka bir afet olduğunda kazazede olacağız. Aynı şey Antakya'da da mevcuttu. Arkadaşlarımız ulaştığımız an itibariyle enkaza gittiklerinde ben kriz merkezinde görevli olarak kaldım. Arkadaşlarımla AFAD arasında koordinasyonu sağlamak anlamında. Ama her gelen vatandaş yardım istiyor ama yardım edecek hiç kimse yok. En basiti, en son o gece saat 9 civarlarında İstanbul'dan 2 kalp ve damar cerrahı, 2 tane genel cerrah, 2 tane çocuk doktoru, 2 tane ortopedi uzmanı geldi. Ameliyat ekibimizle hazırız. Sadece hangi hastane uygun, orayı bize yönlendirin dediler. Ama maalesef siz onları araştırıp bulun. Bizim şu an böyle bir bilgimiz yok dendi. Planlar yapılıyor ama ben orada o gece gördüm ki planlar yapılmış olmak gibi olmamalı. Yani gerçekçi olmalı. Evet, biz afette olduğumuzda bizim yerimize gelecek ekip o planlar doğrusunu, oradaki afeti çok iyi yönetebilmeli. Yapmış olmak için yapmamalıyız. Ve gerçekten bu olay, ben orada da gördüm, evet, siyasetler üstü bir olay.
hepimizin canı yandı. Yaptığımız her hazırlığın, her planın gerçekten anlamlı olması, bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın, bu oradaki afeti yönetmek üzere gelecek kişilerin de bu işi bizler oradaymışız gibi yönetmeleri gerektiğini düşünüyorum. İmar Affı bizi Hatay'da ve birçok yerde mahvetti. Çöken binaların arasında 8 aylık bina var. Çöken binaların arasında 1 yıllık bina var. Çöken binaların arasında maalesef o kadar çok yeni bina vardı ki. Ve 8 katlı, 9 katlı Hatay gibi bir yerde. Tarihinde 7 kere çökmüş bir şehirden bahsediyoruz. 7 kere batmış bir şehirden bahsediyoruz. Ve o şehirde gökdelenler dikildi. Rönesans gerçeğini, Rönesans'tı değil mi o bina? Hala daha kurtarılamayan benim arkadaşımın kuzenleri hala bulunamadılar bile. Bir sayıdan bahsediyoruz ama Antakya, Hatay'da Suriyeli vatandaşlarımız var. Ve onlar bir evde 7, 8, 9, 10 kişi yaşıyorlar. Ve biz kurtarma çalışmaları sırasında ellerimize sarılarak dualar ettiler. Alalım canlarımızı diye. Bir evden 10 cenaze çıkardık. Bir evden 7 cenaze çıkardık. Ama bazı vatandaşlarımızın hiçbir şekilde, çok özür diliyorum, canlısını ya da ölüsünü bulamadık. Bu çok büyük bir çaresizlik. Deprem değil bizi öldüren, binalarımız. Lütfen şu imar affı denen olay olmasın artık. Binalarımız yıkılabilsin. Hepimiz yaygın dediğimiz sistemde şehirleşebilelim. Biz kıyameti yaşadık Nazlı'nın dediği gibi. Ama İstanbul'da böyle bir deprem yaşarsak artık ona kıyamet de diyemeyeceğiz. Ben şunu gördüm Sayın Genel Başkanım. Eğer bir bina çökecekse altında kalmayı istemem. Direkt öleyim gideyim. Çünkü hiçbir cana ulaşamamak o kadar acı bir şey ki. Sesi duyuyorsunuz. Ama seçim yapıyorsunuz. Bu seçim çok acı bir şey. Şu anda çok normal gözüküyoruz belki ama hiçbirimiz artık normal değiliz. 12 gün önceki arkadaşlarım 12 gün sonra aynı değiliz. Çok özür diliyorum. Ama bu süreç böyle yürümemeli. Biz toprak bütünlüğünün %98'i canlı hayatlarında olan bir ülkede yaşarken hala insanları binalarda öldürüyoruz. Şehri planlamamız, ülkemizi buna göre planlamamız gerekiyor. Aslında bütün bunların sorumlusu siyaset kurumu. İmar affını çıkaran siz misiniz? Hayır. Oy için yaptılar ama on binlerce insanın hayatı gitti. On binlerce insanın. Yani olayları biraz derinlemesine düşünmemiz gerekiyor. Düzce'de deprem oldu. Ama hiçbir depremden siyaset kurumu gerekli dersi çıkaramadı. Hala İstanbul'da, aradan o kadar uzun yıllar geçmesine karşın sağlıklı ve tutarlı bir çalışma hiç yapılmadı. Bağcılar'a gidin, eski Bağcılar. Sultanbeyli'ye gidin, eski Sultanbeyli. Nereye giderseniz. TOKİ yeni konutlar yaptı ama o yeni konutları satmak için yaptı. Kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için yapmadı. Yasaların öngördüğü kurallar uygulanmadı. Ben de gördüm. Tam bir dram yani. Tam bir dram. İnsanlık dramı. Siyasetin yaşadığı acılardan ders çıkarmadığını gördük. Bürokrasiye gelince bürokrasi aslında kendi görevini yapmış vaziyette. Yani AFAD'ın çalışkan, nitelikli bürokratları var, çalışıyorlar bunlar. Deprem haritalarını çıkarmışlar. Her şey kağıt üzerinde görünüyor zaten. Risklerin tamamı görünüyor. Ama kimse o raporları dikkate almamış. Dikkate almayan yine siyaset kurumu. 20 yıldır ülkeyi yönetecekler. 20 yıldır önlerinde bütün deprem haritaları duruyor. 20 yıldır önlerinde raporlar var. Ama hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey yok. Büyük bir acı. Umarım bundan ders çıkarırlar.
depreme dayanıklı konutlar yapmamız gerekiyor bir an önce. Eğer bunlar olmadığı takdirde, yapılmadığı takdirde Türkiye bu acıları hep çekecektir. Belli aralıklarla acılar çekilecektir. Ve zaten Türkiye bir deprem kuşağında, bilmeyen kimse yok. Kahramanmaraş'ta depremin olacağı, Adıyaman'da depremin olacağı, Malatya'da depremin olacağını, Hatay zaten bir deprem kuşağında yer alıyor. Herkes biliyor bunları. Televizyonlarda aylardır bunlar anlatılıyor. Yapmayın, etmeyin, bakın önlem alın diye. Büyük İstanbul depremi herkes bekliyor ne zaman olacak diye. Deprem vergilerinin adı üstünde deprem vergisi. Toplum ismi öyle koymuştu. Depreme dayanıklı konutlar yapmak, iş yerleri yapmak, insanların daha güvenli bir ortamda çalışmaları, yatmaları, hayatlarını sürdürmeleri için bir ortam yaratmak. Deprem vergilerinin temel amacı da buydu zaten. Ama bunların hemen hemen hiçbirisi yapılmadı. İmar hafları dediğim gibi, siyaset kurumu daha fazla nasıl oy alabilirim diye imar haflarını çıkardılar parlamentodan. Acı ama gerçek. Toplum yaşadığını unutmamalı. Eğer toplum yaşadığı dramı unutursa gelecek kuşaklara sağlıklı bir yapı terk edemez, bırakamaz yani. Acılardan ders çıkarması lazım. Toplumun, siyaset kurumunun, diğer kurumların ders çıkarması lazım. Bu tür büyük olaylarda olaya ilk müdahale eden, dünyanın hangi ülkesini alırsanız alın, ister Amerika, ister Japonya, ister Güney Kore, ilk müdahale eden ordudur. Ordunun eğitilmiş ekipleri vardır. Bu konuda kurulan bir tabur da var. Raporlarda yazıyor. Sahra hastaneleri süratle kurulurdu. Hiçbirisi yok. İnsanların yemek yiyeceği sahra mutfakları kurulurdu. Kışın ortasında, o soğukta, o ayazda kutup çadırları var. Çadırlar süratle kurulabilirdi. Ordu süratle müdahale edebilirdi, gelebilirdi. Ama harekete geçirilmedi. Tam bir koordinasyonsuzluk, evet vardı, gördüm ben onu. Her yerde gördüm, gittiğim her yerde bunu gördük zaten. Muhatap bulamıyorsunuz. Askerleri görüyorsunuz. Askerler emir bekliyorlar. Herkes görevli olduğu yerde bekliyor ama emir bekliyor. Emir verecek kişi yok. Büyük bir dramı yaşadınız biliyorum. Acılara tanık oldunuz onu da biliyoruz. Anlattınız zaten. Benzer acıların artık bu coğrafyada yaşanmaması lazım. Her şeye karşın gösterdiğiniz çaba çok değerli. Bir can bile kurtarmanız çok ama çok değerli. Kahramanmaraş'a gittiğimde iki küçük kız çocuğu geldi. Babamız burada. Sesleri geliyor, ne olur, ne olur kurtarın diye. İstanbul'dan ekipler vardı, onlara söyledik ilgilenin nasıl olacak diye. İki çocuk. İki kız çocuğu ağlayarak babalarının kurtarılmasını istiyorlardı. Sonradan öğrendim. Babaları hayatta değil. Kurtarılamadı babaları. Evet, biz aynı insanlar değiliz diye söylediniz. Acıları yaşayan insanlar, acılara tanıklık eden insanlar, onları ruhlarının derinliklerinde taşırlar, anılarında taşırlar tabii. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında. O yıkıntıları gördükçe, felaketi gördükçe, ağlayan insanları, ağlayan çocukları gördükçe, çaresiz, ne yapacağını bilmeyen insanların bir sağa bir sola koştuğunu gördükçe ve en acısı o soğukta insanların sabaha kadar beklediklerini gördükçe devletin ne kadar çürüdüğüne tanık oluyorsunuz. Devlet dediğiniz kurumun olmadığını görüyorsunuz. Yok edildiğini görüyorsunuz. En acı olan da o. 21. yüzyılda insanlar devlet nerede diye bağırıyorlarsa, devlet nerede diye bir şekliyle haykırıyorlarsa aslında devletin yok olduğunu bize söylendiği söylemlerdir bunlar. Devleti göremiyorlar yanlarında. Böyle bir yapı. Bütün bunlara rağmen belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler.
koşarak gittiler. Bütün olumsuz koşullara rağmen çalıştılar. Bir şeyler yapmaya çaba harcadılar. Ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Büyük bir acı. İnşallah böyle acılar olmaz. Ama bu işin özü aklı kullanmaktan geçiyor. Mühendislere inanmak gerekiyor. Onların yaptığı binaların sağlıklı, sağlam olması gerekiyor. Ve onların sağlıklı olup olmadığını, binaların depreme dayanıklı olup olmadığını yine iyi insanlar tarafından denetlenmesi gerekiyor. Pek çok açmaz var ama düzelteceğiz, başka seçeneğimiz yok zaten. Hepinize yaptığınız katkı dolayısıyla, çalışma dolayısıyla hepinize teşekkür ederim gerçekten. Çok sağ olun. Ben araba kurtarma çalışmalarına katılmayı tercih ederken diğer arkadaşlarımla bir yana destek, tır desteği ve çadır desteği sundular. Bu arada bilim adamlarının sık sık söylediği şu anda en tehlikeli bölgenin Karlova, Bingöl ve Erzincan fay hattının da büyük bir depremin beklendiği. Bu bahsedilen 10 ilin içine de bu Bingöl civarı alınıp gerekli çalışmaların yapılması hızlandırılabilir mi? Bu konuda parti olarak bir destek verilmeyiz. Fikirlerinizi almak isterim. Çalışma yapmak gerekiyor derseniz zaten bu çalışmalar yapılmış. Üniversiteler tarafından yapılmış, AFAD tarafından yapılmış. Bilim insanları, hemen hemen herkes bu konuda çalışma yapmış. Hatay konusunda, İzmir konusunda, Bingöl konusunda, İstanbul konusunda her alanda çalışma var. O kadar ki 4.7 depremde Maraş'ın ne olacağını zaten yazmışlar. Her şey var. Olmayan, raporların gereğini yerine getirmeyen bir siyasi irade. Olmayan bu. Bunun olması lazım. Üniversitelere, hocalara sorduğunuzda size söylüyorlar zaten. Rapor diyorsanız zaten raporları var. Şimdi artık gelişen teknolojiyle beraber fay hatlarıyla, fay hatlarını bütün ayrıntılarına kadar haritalamak mümkün. Zaten bu da yapılıyor. Ama siz gidip fay hattının üzerine bir kenti inşa ederseniz sonuç zaten felaket olur. Ona izin vermemek gerekiyor. İzin vereni de yargılamak gerekiyor. Gerekirse hapse atmak gerekiyor. Buraya niye izin verdin diye. Türkiye öyle komik olaylarla karşılaştı ki fay hattı değişmiştir diye belediye meclisinden karar çıkaran belediyelere de biz tanık olduk. Ama kimse buna bir şey yapmadı. Siyaset kurumu sen bunu nasıl yaptın diye sormadı yani. Depremi zaten bundan sonra da yaşayacağız. Bütün mesele ders çıkarıp bir an önce önlem almak. Gerekiyorsa bu konuda ayrı kaynak yaratmak. Sonuç şu, akıllı bir planlamayla bütün bunların hepsini aşmak mümkün.